Diyarbakır'ın Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne ilk kez kadın emniyet müdürü atandı. Geçen yıl PKK'lı teröristlerin çukur kazıp, barikat kurup yaşamı hiçe sayan saldırılar gerçekleştirdiği ve bu nedenle vatandaşın büyük mağduriyet yaşadığı Sur ilçesinde Emniyet Müdürlüğü görevine, Diyarbakır Emniyet Müdürü Taceddin Aslan'ın onayıyla Asuman Karacık getirildi. Şu arka sokaklarda... Yaklaşık 10 gün önce ilçedeki görevini başlayan Karacık, bu süreçte tarihi sokaklarda ekiplerle yaptığı uygulamalarla dikkati çekiyor. Ben buraya yeni atandım bayan olarak. Hoş geldiniz. Hoş buldum. İnşallah bundan sonra hep birlikte olacağız. Huzur güveni hep beraber sağlayacağız. Sur'da geçen yıl çukur kazan ve bombalı saldırılar düzenleyen teröristlerin etkisiz hale getirildiği operasyonlarda da görev alan Karacık, ilçe sakinleriyle kısa sürede kaynaştı. Huzurlu oturup çay içeceğiz ailemizle birlikte, gençlerle birlikte. Evet. Herkes için geçerli, hepimizin. Evet. Allah betere betere mahvede. Amin. Peki nasıl mutlu musunuz artık huzurun, güvenin olmasından? Rahat mısınız? Eğitim, memleket için eğitim. Vatandaşlar tanışma imkanı buldukları Karaca'ya büyük ilgi gösterdi. Kesinlikle kapımız 24 saat açık. Yani buradaki polisler sizin birer evladınız. Adeta açık hava müzesi konumundaki ilçede başta Gazi Caddesi olmak üzere tüm cadde ve sokaklarda vatandaşlarla bir araya gelen Karacık, onlarla sohbet ediyor, sıkıntılarını dinliyor. Nasıl, huzurlu musunuz? Nasıl buluyorsunuz? Evet, gayet mutluyum. İyi değil mi? İnşallah daha da iyi olacak. Kesinlikle. Evet. Ziyaretlerinde kadın bir emniyet müdürünü ilk kez gördüklerini ifade eden esnaf, güvenlik güçlerine her türlü desteği verdiklerini dile getirdi. Turistik olduğu için insanların buraya ilgi çekebilmesi için daha modern olması gerekiyor. Bu anlamda da bir bayan müdür daha etkili olacaktır. Çünkü bizim için temizlik çok önemli, dış görünüş çok önemli ve detay önemli. Çünkü turist çekmemiz gerekiyor. Bu anlamda da bayan gözüyle daha etkili olacağına inanıyorum.